Arkadaşlar herkese selamlar. Bootstrap 0'dan kapsamlı eğitim setinin ilk dersindeyiz. Yeni bir eğitim setindeyiz arkadaşlar. Beşinci eğitim setimiz oluyor. Ve bu beşinci eğitim setimizde de sizlerle birlikte Bootstrap'ı işleyeceğiz. Şimdiye kadar HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AngularJS eğitim setlerini yayınlamıştım. Bunları umarım faydasını görmüşsünüzdür bunların. Şimdi de beşinci olarak Bootstrap'ı işleyeceğiz arkadaşlar sizlerle. İlk olarak slide'ın rengi için kusura bakmayın. Bootstrap'ın emblemine yakın bir renk olması açısından böyle bir renk seçtim ama biraz görüntüsü kötü oldu. Neyse çok fazla uzatmak da istemiyorum derse şimdilik böyle idare edelim diyelim. İlk olarak biz HTML'i görmüştük arkadaşlar. Hatırlayacağınız gibi biz dokümanımızı HTML ile oluşturuyorduk. CSS ile renk katıyorduk. Daha sonra JavaScript, jQuery kullanarak dinamizm katıyorduk. AngularJS ile de Tek sayfalı tasarımlarda yine Java JavaScript gibi biz bir dinamizm katıyorduk ve çeşitli işlemler yapıyorduk arkadaşlar. Bootstrap da bizim aslında CSS'in devamı olarak düşünebilirsiniz. Yani bizim CSS'te yapmış olduğumuz birçok şeyi Bootstrapla aslında çok kolay bir şekilde gerçekleştireceğimizi göreceksiniz. Hep beraber bunlara bakacağız. Bu bootstrap'ı bilmeniz için şöyle söyleyeyim. HTML, CSS ve JavaScript bilgisine sahip olmanız yeterli olacaktır. AngularJS eğitim setini izlemediyseniz de sorun değil. Sadece bu HTML, CSS ve JavaScript'i bilseniz yeterli olacaktır temel düzeyde. Bootstrap zaten CSS'in devamı gibi bir şey. Az önce de söyledim aslında. Burada arkadaşlar Bootstrap'ta biz tam anlamıyla class kullanımı yapıyoruz. Hatırlayacağınız gibi bildiğimiz gibi html'de biz elementlerimizi yazıyorduk. Daha sonra işte bir tane yanına class attribute'ü koyup o attribute'e isim veriyorduk. Class'ın ismini veriyorduk. Bu class'a da CSS müdahalesi yaparak çeşitli efektler ya da görüntüler oluşturuyorduk. Bootstrap'ta da yaptığımız şey tam olarak bu aslında. Bootstrap'ın bize kazandırdığı şey şu. Burada hazır hazır bir şekilde klaslar mevcut arkadaşlar. Siz elementin içine bu klasların ismini yazıyorsunuz ve gerisini tamamen bootstrap'a bırakıyorsunuz gibi bir şey söyleyebiliriz. Bootstrap'ın içinde arkadaşlar arka plan renkleri olsun, yazı renkleri olsun ya da işte paddingler, marginler gibi özellikler olsun her biri için birer klas var ve siz bu klasın ismini yazdığınızda artık otomatik olarak bunları size sağlıyor arkadaşlar. Ya da işte tablo oluştururken tablolar için çeşitli klaslar var onları yazıyorsunuz. Hoş bir tablo oluşturabiliyorsunuz. Ya da resimler için aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Onun dışında container özellikleri var. Container klasları var diyeyim. Bunlar da responsive web tasarım yapmaya oldukça faydalı. de bildiğiniz gibi bizler medya elementlerini kullanarak responsive yapmaya çalışıyorduk bunları. Ama Artık CSS'te bunlarla uğraşmaktansa bu trapla tek bir klası kullanarak bunları çok kolay bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayayım. İş üzerinde devam etmek istiyorum. Pratikte biz bunları işleyelim sizlerle. Hangi editörleri, programları kullanabilirsiniz? Siz şu ana kadar bir şey kullanıyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Kodları yazdığınız bir yer vardır. Ondan devam edebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı olmayacaktır. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi editörlerden faydalanabilirsiniz. Biz bu eğitim setimizde yine her zaman olduğu gibi Microsoft Visual Studio ile devam edeceğiz. Ama dediğim gibi başka bir editör kullanıyorsanız onunla da devam edebilirsiniz. Kodlar tamamen aynı olacak. Hiçbir sorun yok. Dilerseniz şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki dersimizde Bootstrap'ı biz HTML dokümanımıza nasıl entegre edeceğiz ve bu container, container fluid kavramlarını sizlerle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.